Sen tamam mı? Kamera senin. Ben bunu çalışacağım. Arkadaşlar geçen dersen son sınıflara başlamıştık. Sınıflar hakkında bir şeyler söyledim. Sınıfların niye maliye geldiği ya da sınıflarındaki konularında konuştuk. Ama çok böyle olağanüstü bir şey söylemedim. Yani objek öğretim temellerinden bahsederken kimseyi şaşırtacak ya çok da zor falan gibi şeyler söylemedim. Sadece sınıflar dediği şeyin esasında bizim structure'lardan çok da farklı olmadığını, structure'ların üzerine sadece bir tane fonksiyon eklemek ya da birkaç tane fonksiyon eklemekle gerçekleştirdiğini söyledim. Genelde mekanizma olarak, sintak olarak bu kadar basit ama temel felsefede sınıfların bayağı bir derin. Core use için object oriented dillerin geliştirdiği bir mekanizma bu. Object oriented diller diyorlar ki aynen struct gibi verilerinizi bir arada tutun. Aggregate data tipi yapın. Aynen structlar gibi. Yalnız o verilerin üzerine çalışacak fonksiyonları, global fonksiyonları yapmayın da structların içerisine koyun. Böylece sınıflar ortaya çıkacak. Tecrübe göstermiş ki bu türlü yapılar code reuse için kodun bakımının rahat yapılabilmesi için, rahat tasarlanabilmesi için çok faydalı. İnsan bu türlü şekilde düşünmesini daha çok seviyor. İnsanın kafası, beyin yapısı bu türlü düşünce için çok uygun. Şimdi siz verinizi, data'ya ve fonksiyonlar üzerinde çalışacak fonksiyonları bir araya getirdiğiniz zaman her şeyi bir kapsül içerisine koyuyormuşuz gibi oluyor. Her şeyi kapsül içerisine koyunca da artık sınıflarını şöyle kutular olarak çizebiliyorsunuz. İşte benim sınıfım neydi bizim en son yaptığımız sınıf? Day of Year'dı değil mi? Day of Year sınıfı. Böyle bir tane kutu gibi gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu Day of Year içerisinde çalışan bazı fonksiyonlar var. Mesela bunlar output. Fonksiyonlarını buraya yazıyorsun, değerlerini buraya yazıyorsun. Bir tane kutu, fonksiyonun prototipi var ya burada hani ne olduğu da belli. Başka insanlara kendi sınıflarını göstermek için kodunu falan göstermiyorsun çoğu zaman. Öyle kutular gösteriyorsun ve insanlar da kutular üzerinde düşünmesini çok seviyorlar. Ben birinize bir problem sorsam, problem zor bir problem olsa hemen elinize kağıt kalem alıp özellikle tasarım problemlerinde bir şeyler çizmeye çalışırsınız değil mi? Dersiniz ki işte mesela işte şu benim işte bilgisayarım olsun hemen şöyle çizerler. Bu nedir bu? Ne bu? Bulut ve internet gibi bir şey. Değil mi? Ondan sonra başka bir tane daha kutu çizerler. Hemen ne anlıyorsunuz bunda? İki tane internet üzerinden bağlanmış iki tane bilgisayar. Böyle soyut düşünmeyi çok seviyor insan. Halbuki şu çok karışık bir yapı. Şu bilgisayar başına karışık bir yapı. Şu bilgisayar başına bir karışık bir yapı. Ama benim burada söylemeye çalıştığım internet üzerinden bilgisayarlar birbirlerine bağlanıyor. Bu karışık yapının üzerinde basit cümleler kurup soyut şeyler söyleyebiliyorum. Sınıflarda bu hale getirdiğiniz zaman veri burada, fonksiyonlar burada. Bunlar gibi yüzlerce kutuyu bir araya getirdiğinizde insan onun üzerinde bakmasını, görmesini 10 bin satırlık bir koda bakmak yerine içerisinde 20-30 tane kutunun olduğu, bunun gibi sınıfların olduğu sayfalara bakmasını daha çok seviyor. Kafası daha iyi çalışıyor. Problemlerin nerede olduğunu daha görüyor. Tasarımı daha iyi yapabiliyor. Object oriented'ın yapmaya çalıştığı şeyler bunlar. Şimdi belki anlattıklarım birazcık soyut gelir, buçuk gelir şu aşamada. Dilenin sonuna doğru veri yapıları dersinde ve diğer derslerde anlayacaksınız ki gerçekten de bu fonksiyonlarla beraber data'yı aynı kutu içerisinde şöyle bir kutu içerisinde koyup kapsüllemek bunları oldukça güzel bir fikirmiş. Bayağı işe yarıyormuş. Object oriented'ın temelleri birazcık bunlar. Daha fazla temeli var, daha devam edeceğiz onlara ama birazcık alışmak bakımından söyledik. İşte bu bizim ete kemiğe bürünmüş ilk sınıfımız demiştik. Şu parlak lafını unutun demiştim, görmeyin demiştim. Tamam mı? Bu sihirli bir kelime şimdilik. Daha ne olur? Daha sonra önemli kelime. Daha sonra ne olduğunu anlayacağız. İşte kapsüllenmiş veri ve onunla beraber fonksiyonu. Ne yapıyordu bu? Day of year sanki bir sırak gibi düşünüyorduk. İçerisinde month ve day var. Hafızadaki göstermeyi çizmiştim. Output bunların üzerinde çalışabilen bir tane fonksiyondu. Demiştim ki bu biraz eksik gibi esasında. Niye input yapmamış ki? Bir tane de input yapsaydı. Input'un içerisinde month ve day'e bir şeyler atasaydı klavyeden. O da güzel olurdu. Daha güzel bir sınıf esasında öyle bir sınıf. Diğer türlü month ve day'i sınıfın dışından bir yerlerden değiştiriyorum. Diğer türlü input month ve day'i klavyeden okuyarak değiştirdi. Output'un ekrana yazardı. Month ve day'in dışarıdan karışan kimse olmadan işte kendi başına yaşayabilen bir sınıf olurdu. Onlara geleceğiz daha sonra. İşte month'a erişim böyle. Diyelim ki day of year today dedi adamın bir tanesi. Bir sınıfın
bir sınıfın objelerini, bakın bu sınıf, bu obje. Sınıflı objeyi birbirine karıştırmak yok. Birbirinin yerinde kullanılabilen şeyler değil. Kavram olarak birbirlerinden çok farklılar. Sınıftan bir tane var, tamam mı? Bu sınıftan bir tane var. Sınıfın objesi yüzlerce, binlerce, milyonlarca ya da hafızanın yettiği kadar var. Tamam mı? Çok fazla sayıda sınıfın objesi olabilir, sıfır da dahil, hiç olmayabilir de. Ama sınıftan sadece bir tane var. Bu şeye benzetilir yani, klasik bir örnektir bu. Sınıf bir binanın planı gibidir. Bir binanın planı gibidir. Şu objeler de o plana bakarak yapılmış binalar gibidir. Tamam mı? Hani Türkiye'de işte devlet okulları, liseler, ortaokullar falan binalar hemen hemen benzerler ya birbirlerine, aynısından. Ya bu benim lisem değil mi falan filan dersiniz. 50 yıldır hep aynısını yaparlar. Bir tane planı var 1912'de çizilmiş. Ne zaman çizmişler bilmiyorum. O plana uyarak binlerce, on binlerce lise falan yapmışlar. Bu plan, bunlar objeler. O plan ilk çizildiği zaman sıfır tane örneği vardı, sıfır tane objesi vardı ama daha sonra objeler arttı. Tamam mı? Ufak tefek değişiklikler falan olmuştu falan, öyle onları şey yapmayalım, görmeyelim gözünüzde. Diyelim ki bir tane plan olsun, birisi çizmiş, ortaya koymuş. Bu benim demiş, lise binası planım demiş. Ona bakarak, plan soyut bir şey. Yani plana baktığın zaman anlayan birisi tabii binayı falan görebiliyor, hissedebiliyor nasıl bir şey olduğunu ama ortaya somut binayı koymadan normal insanlar onu kullanamıyorlar, öğrenci içine giremiyor değil mi? Ama yine de plan bir binanın yapılması için en önemli şey. Çok önemli ama soyut. Bunlar somut, hafızada yaşıyorlar. Bina somut bir şey. Yeryüzünde bu bina gibi bir yerin üzerinde bekliyordur, içerisine girip içerisinde faaliyetlerde bulunabiliyoruz ama bu bir binanın planı tamamen soyut bir şey. Kağıt üzerinde bile olmak zorunda değil bugünlerde binaların planları. Tamamen bilgisayarlarda yaşıyorlar. Kağıt üzerinde bile çoğu zaman çizilmiyorlar. Tamam. Devam edelim. Dediğim gibi bir tane today isimli obje yaptığınız zaman sınıfın mantığına, değine ve fonksiyonlarına, bakın fonksiyon aynen bu şekilde çağırılıyor. Fonksiyonlarına bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Fonksiyonun nasıl yazıldığı hakkında geçen ders konuşmuştuk. Eğer day of year'in içerisindeki output denen fonksiyonu implement etmek istiyorsanız böyle yapmak zorundasınız. Böyle yapacaksınız. Diyeceksiniz ki sınıfını tanımladınız, sınıf tanımlandı, bitti, sonra nokta virgülü koydun. Sonra dedin ki day of year'in output diye bir fonksiyonu var ya, işte bu böyle. Şu 3 nokta yerine output'un tüm ifadelerini teker teker yazıyorsun. Yeni bir tane operatör var burada. Binary scope resolution operatörü bu. Daha önceden bir iki yerde geçmişti ama üzerine ben hemen örtmüştüm kolay görürüz falan diye. Binary scope resolution operatörü bu. Ve diğer operatör mü sanki dot operatörü, onu daha önceden biliyoruz. Bu işte sınıfın, bunun sol tarafında genelde bir sınıf ismi oluyor. Başka şeyler de olabilir ama şimdilik öyle diyelim. Genelde sınıf isimler oluyor. Sağ tarafında da bir tane fonksiyon. Fonksiyonun hangisi olduğunu söylüyoruz, onu tanımlayabilirim. Tamam, bu bizim işte ilk yaptığımız sınıf örneğimizde, sınıfımız day of year içerisinde iki tane integer var. Bir tane o integer üzerinde çalışan output var. Kullanırken bu sınıfın içerisinde ne oluyor, ne bitiyor beni çok fazla ilgilendirmiyor output'u çağırırken. Ben işte bir tane today ve birthday isimli iki tane objem var. Hafızada nasıl görünüyor göstermiştim bunları. İşte onun month isimli integer'ına, aynen struct'ın bir integer'ine erişilmiş gibi erişiyorum, bir şeyler yazdım. Day isimli member'ına, bunlar üyeleri bu arada, member diyoruz bunları, üyeleri, sınıfın üyeleri. Bunlar data member'ları, bu da fonksiyon member'ı. Tüm object oriented'ın kullandığı bir terminoloji bu, member, üye, sınıf üyeleri bunlar. Bunların üyelerine erişebiliyorum, bu objenin bu üyesi, bu objenin bu üyesi. Erişebiliyorum, onlar bir şeyler değiştirebiliyorum. En sonunda da bir yerlerde onların fonksiyon üyelerine erişip, onları ekrana bu şekilde bastırabiliyorum. Daha sonra istersen bunların data member'larına erişip birbirleriyle aynı diye bir de sorabilirim. Bakın bunu hatırladınız değil mi? Eğer today'in mantığıyla birthday'in mantığı birbirine aynısıysa, today'in değiyle birthday'in değil birbirine aynısıysa, o zaman happy birthday yazacağım. Diğer türlü demek ki bugün adamın doğum günü değilmiş. Happy unbirthday diye. Şeyi birazcık şaşkınlık yapmıştı hatırlıyorum bu output'un içerisinde. Output bir fonksiyon, tamam. Buradan month deyince ne oluyor? Month deyince bu output bir şeylerin üzerinde çağrılmak zorunda değil mi? Yani today'in ya da birthday'in üzerinde çağrılmak zorunda. Bu month o birthday'in ya da today'in month'ı oluyor. Daha önce C fonksiyonlarında böyle bir şey görseydiniz eğer, yani şöyle bir C fonksiyonu olsaydı ne düşünürdünüz? Month nasıl bir şey olsa gerek derdiniz?
bir global olsa olsa bir globaldir derdiniz değil mi? Yani çünkü bakıyorsun parametrelerde yok, lokal değişkenlerde yok. Olsa olsa bir globaldir diye düşünüyorsunuz. Object oriented dünyada eğer bu fonksiyon bir sınıfın bir fonksiyonuysa bakıyorsunuz parametrelere, lokal değişkenlere. Onlarda bir şey yoksa bu bir global de olabilir. Ama daha muhtemel olan sınıfın bir data member'ı. Sınıfın bir data member'ına doğrudan bu adam erişebiliyor. Yani bakın burada today.mount falan dememiş. Ya da birthday.mount falan filan dememiş. Today. Buraya today.mount deseydim ne olurdu? Ne olurdu? Sadece today mi çalışırdı? Başka? Sadece today için çalışırdı. Başka? Hata mesajı verdi. Niye? Çünkü compiler diyecek ki today isimli bir şey arıyor. Bir tane obje, değişken arıyor. Burada tanımlı today isimli bir obje falan filan da yok. Neyin içerisinde var? Main'in içerisinde var. Bu fonksiyonun main'e erişimi yok ki. Dolayısıyla hata mesajı verecektir. Dolayısıyla buraya today ya da birthday gibi bir şey yazabilmeniz için today ya da birthday'in bu fonksiyonun scope'unda olması lazım. Onlar da burada değiller. Bu fonksiyonun scope'unda olanlar bunun parametreleri, lokal değişkenleri ve şu fonksiyonun üzerinde çalıştığı objenin data member'ları, diğer fonksiyonu. Tamam mı? Birazcık geçen ders hafiften kafa karışan sadece burası vardı. Kafa karıştırmıyor esasında. Birazcık alışmak gerekiyor. Birkaç tane senin kendi sınıf yazman gerekiyor, o kadar. En sonunda da işte bu switch'ten sonra, uzun switch'ten sonra küçük bir tane satır şurada. Cout day demiş. Day de tabii yine bu bir tane sadece demiş ki today.output. O today'in üzerinde çalışan today'in içerisindeki day, day tamamen bu. Onu ekrana yazmış olduk. Soru var mı şu ana kadar? Tamam. Yani bu işi hep beraber götüreceğiz. Bir, object oriented'ın felsefesine en önemli olan o. Tamam mı? Teorisine. Teorisini iyi bileceksiniz. Bir. İki, işin sintaksını iyi bileceksiniz. Tamam mı? İşin hem teorisini biliyorsun, hem şeyini biliyorsun. Sintaksını nasıl kullanacağını. Birazcık da pratik koyduğun zaman yanına, o zaman object oriented programlamasını bilen insanlar çıkıyor. Okay. Diğer türlü teorisini biliyor. Adam çok iyi mühendis. Arabanın her şeyinden anlıyor. Ama elini bir defa bile motora sürmemiş. Ondan araba falan tamircisi falan filan gibi bir şey çıkmaz. Araba falan da tasarlayamaz. Çünkü gerçek hayatta neyin nasıl çalıştığını çok iyi bilmiyor. Sadece teoriyi biliyor. Adamın bir tanesi var. Derme çatma. Hayatında okuma yazması bile yok. Eline almış işte kocaman bir tane fens almış, tornavida almış, çekiç almış. Kafasına gözüne vura vura araba tamir ediyor. Öyle araba tamir eden çoktur biliyorsunuz. Bazıları başarılı falan filan gibi görülebilir. Ama adamın esasında bir şeyden anladığı, bir şey tamir ettiği falan yoktur. Tezahürler üzerine çalışıyordur. Etrafta da doğru düzgün araba tamirden anlayan kimse olmayınca, Türkiye'de olduğu gibi bunu programcıların gözüyle anlatıyorum. Doğru düzgün ortalıkta programcı falan olmadığı için o adamlar adammış gibi görülüyorlar. Halbuki bir şey yok. Şimdi şeyi söylemeye çalışıyorum. Öğrenciden çok itiraz geliyor. Hocam sınavda niye kağıt üzerinde yapıyoruz ya bu bilgisayar üzerinde olmayacak mı? Kağıt üzerinde yapıyor olmanız, kağıt üzerinde soruları yapıyor olmanız bu işin hem teorisini hem pratiğini öğrendiğiniz manasına geliyor bana göre. Eğer bilgisayar üzerinde sınav yapsaydım, o işte elinde çekiç, kelpeten, pense, her neyse ne bulduysa, taş, çubuk falan filan, onunla araba tamir etmeye çalışan birisine ben. Onlar da dediğim gibi başarılı bir şeyler tamir ediyor sonuçta. Bir şeyler yapıyor ama işi doğru yapmıyorlar. Çoğu zaman zarar veriyorlar. Yaptıkları tamir falan filan da değil. İşin kötüsü kendilerini de iyi bir şeyler sanıyorlar. Onlardan olmayacaksınız. İşin hem teorisini bileceksiniz. Hem de pratiğini bileceksiniz. Oturduğunuz zaman binlerce satır kod yazabileceksiniz birkaç gün içerisinde. Ama aynı zamanda her bir satırda teker teker ne manaya geldiğini, niye yazdığınızı anlayabileceksiniz. Compiler'a denetenler çok fazla. O çalışmadı, bu çalışmadı, bu çalışmadı. İşte çalıştı, ekranda Hello World yazıyor. Niye yazıyor bilmiyor ama ekrana Hello World yazdırmış. İşte diyor, bir de şey öğrenmişler. Ekrana Hello World yazdırdığın zaman dilin %50'sini öğrenirsin falan. Duydunuz mu böyle bir şey? Dilin %50. Bunu çok duyacaksınız bir yerlerden. Ekrana Hello World yazdırdığın zaman ya da Merhaba Dünya da olabilir. Yazdırdığın önemli değil. Dilin %50'sini öğrenmiştir. Yalanın en şeylisi, kuyruklusu mu derler? Ne derler yalanın en kuyruklusu mu? İşte bu. En büyük. Compiler'ın belki bir kısmını öğrenmişsin demektir o, tamam mı? Dilin hakkında hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Ekrana Hello World yazdırmak dönemin başına yazdırdık. Object oriented falan filan alakası yok. Tamam, bizim yani hem şeye teoriye hem de pratiğe önem vermemizin sebebi o. Çok önem veriyoruz ama sınavlar 2-3 saat süren, kağıt üzerinde yapılan her bir satıra teker teker niye bunu buraya yazdığını cevap verebilecek türde sınavlar oluyor.
Devam edelim. Bunun hakkında konuştuk geçen ders. Baktım 6. chapter'ı zaten ben okuyun demiştim. Ben birazcık geriden gelmeye çalışıyorum ki birazcık uyanalım pazartesi sabahı diye. Data operatörü hakkında konuştum. Scope Resolution operatörü hakkında konuştum. Data operatörünün şeyi, operatör bakın bunlar da yine. Data operatörünün manası sıraklarla aynı. Scope Resolution'ın ilk kullanım şeklini gördük. Daha sonra da başka bir iki tane daha kullanım şekli var. Tamam, birazcık işin felsefesine dönüp bir sınıfın yeri programlama dilinde nedir acaba? Ona bir bakalım. Esasında C++ ya da Object Oriented başka bir dilde bir sınıf yaptığınız zaman yeni bir tip tanımlıyorsunuz. Object Oriented'da bunu böyle görüyorlar. Yeni bir tip. Integer nasıl bir tipse sizin yazdığınızı yeni bir tip. Int i diyorsunuz, size bir tane yeni integer veriyor hafızada. Int tipimiz i de değişkenimiz. Day of year today dediğiniz zaman da today isimli bir tane day of year objesi. Birazcık terminoloji değişikmiş gibi. Artık tip yerine sınıf, değişken yerine obje diyoruz ama tipin kullanılabildiği ve onun objelerini kullanabildiği her yerde bunları kullanabiliyorsunuz. Mesela today denen objeyi pass by value ile pass by reference ile bir fonksiyona yollayabilirsiniz. Ya da fonksiyonlardan bunları return edebilirsiniz. Hiçbir problem yok. İstediğiniz kadar integer yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar today objesi yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar day of year, day of year a 100. İşte 100 tane day of year objesi yaptım. Dizilerde kullanabilirsiniz bunu. Bunun adresini alabilirsiniz. Nerede yaşıyor bu? Bir tane today objesi nerede yaşıyor? Adresiyle ilgili bilgiler yapabilirsiniz. Bir sınıfa ve tipine ne yapabiliyorsanız bir tipe ve onun değişkenlerine integer ya da i'ye ne yapabiliyorsanız onun aynısını sınıfa ve tipine yapabilirsiniz. Zaten C++'ın övündüğü şeylerden bir tanesi de bu. Sizin yaptığınız sınıfları ben kendi tiplerinden ayırt etmeyeceğim diyor. Integer nasıl benim bir sınıfımsa day of year'da aynen o şekilde ben davranacağım diyor. Hiç merak etmene gerek yok. Eğer sen integer'lar üzerinde mesela i artı 3 diyebiliyorsun ya i artı 3 diyebiliyorsun ya bu artı operatörü integer ve integer üzerinde çalışarak geri bir integer veriyor ya. Tamam, merak etme diyor. Senin today isimli objen var ya, today isimli objen. Today'i de böyle yapabilirsin. Ben sana izin vereceğim buna diyor. Yani integer diye buna artı sadece bunun üzerinde çalışıyor diye bir kısıtı yok. Artının day of year objeleri üzerinde de çalışmasına izin veririm diyor. Ne gibi bir manası olabilir bunun? Bu i'yi 3 ile topluyor. Bu ne yapar? Ne yapar bu? Ne yapar bu? Parmak kaldırır bize yani. Söyle. Mesela şey olur. Günü arttırabilir. Mesela günü arttı. Güzel. Günü arttırabilir. Güzel bir cevap. Mesela günü arttırabilir. Çok daha güzel bir cevap. Niye mesela diyor arkadaş? Niye mesela dediğini bilmiyorum ama değiştirebilirsiniz bunun manasını. Arkadaş bir C++'ı bilen arkadaş zaten cevabını şart diye verdi. Bunun manasını değiştirebilirsiniz. Overload edebilirsiniz. Birden fazla manaya gelebilir bu. Mesela bu günü arttırabilir. 3 tane. Eğer ayın 30'uysa ayın 33'ü etmeyeceğine göre ayı bir arttıracak o zaman değil mi? O maniye gelebilir. Ya da doğrudan ayı bir tane arttırabilir. Ya da bilmiyorum adamın bir tanesi garip bir fikir geldi. Today artı 3 deyince ekrana hello world yazdırabilir. Tamam mı? Her şey size bağlı. Operatörü nasıl tanımlamak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. C++ diyor ki bunu ben integer yapmasına izin veriyordum. Bunu da day of year'a yapmasına izin vereceğim diyor. C++ böyle nadir bir dil. Diğer object oriented diller bu operatörlere yeni mana kulla eklenmesini falan pek sevmiyorlar. Bazıları yapamıyordu zaten. Java'da onun hakkında hiç konuşmayacağız mesela. C#'da falan var ama birazcık işkenceli. Çok fazla ortaya çıkarmıyorlar onları. Operator overloading de C'de çok büyük bir parçası ama çok da fazla sık kullanılmıyor. Ama bizim için güzel işin felsefesini, teorisini öğrenmek açısından güzel bir yer operator overloading. Tamam. Şimdi hani konuşmuştum ya bir kapsül haline getiriyoruz veriyle fonksiyonları diye. Onun esasında bir tane terimi var. Onun için kullanılan İngilizce dil encapsulation, kapsülleme demek. Tamam mı? Kapsülleme demek üzerinizde çalıştığınız verilerle operasyonları bir araya getirip bir kapsül haline getirmek demek. Böyle yaptığınız zaman elinizde soyut bir veri tipi oluyor. Onu kullananlar, hani ben geçen ders bahsetmiştim ya, ben arabayı kullanırken çok karmaşık bir yapı olmasına rağmen araba çok basit komutlarla işte bir gaz pedalına, fren pedalına ya da direksiyona falan bir iki tane hareket yaparak rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bunu yaparken de başka bir sürü şey de yapabiliyorum aynı anda, kullanması çok kolay diye. Kapsüllemenin faydası böyle. Data ile operasyonları bir araya getirip kapsül haline getiriyorsunuz.
dış dünyaya çok basit bir şeymiş gibi gösteriyorsunuz. Bunun üzerine çalışan fonksiyonlar işte bunlar. Esasında integer ya da double'ı siz şu ana kadar hep öyle kullandınız. Yani double denildiği zaman ve bu d'ye 2.0 eklendiği zaman demeyelim çarpalım. D'yi 2.0'ı çarptığınız zaman çok karmaşık şeyler dönüyor esasında. Double d deyince hiç kimsenin çoğunuzun aklına ha bu bir tane exponent, bir tane mantisadan oluşan 8 byte'lık bir yapı yaptı. D çarpı 2 deyince de işte 2'nin exponent'ı böyle, mantisası böyle falan diye düşünmüyorsunuz değil mi? Hiçbirinizin aklına öyle bir şey geçmiyor bile. Çünkü double denen tip çok güzel kapsüllenmiş. Çok güzel kapsüllenmiş. Diyorsun ki benim bir tane D diye double'ım olacak. Onu ben 2.0'a çarpmak istiyorum. Kendi hayattan bildiğim matematiksel operasyonlarla alakalandırıyorsun ama alt tarafta karışık şeyler oluyor. Kapsüllenmesinin güzel olması sebebiyle bu double denen tipi ben istediğim yerde çok rahatlıkla kullanırım. İşte code reuse'un çok güzel bir örneği. Double diye çok güzel bir tip sınıf yazmışlar diyelim. Sınıf demek doğru ama doğru değil ama sınıf diyelim. Bu tür şeye genelde tip deniyor çünkü C'den geldiği için. Double diye bir sınıf yapmışlar bundan 30 yıl önce. Ben onu 30 yıldır hiç detaylarını düşünmeden bile aynen araba kullanır gibi detaylarını düşünmeden işime yarayacak şekilde kullanabiliyorum. Code reuse'un güzel örneği. İşte bu C++ ya da object oriented gibi dillerde kapsüllenmiş, bu gibi güzel kapsüllenmiş sınıflar yazdığınız zaman da code reuse'da kullanılabilecek, tekrar tekrar kullanılabilecek, eğer hata varsa çok rahat anlayabileceğiniz, tasarım çok kolay olabilecek yapılar çıkıyor ortaya. Tamam mı? Bu zaten daha önceden bizim kullandığımız, bildiğimiz fakat çok da fark etmediğimiz bir şeydi. Kapsüllenmiş sınıfları, tipleri kullanmak. Hiç aklımıza bile gelmiyor. Çok basit bir şekilde. Zaten istenen de o. Karmaşıklığı içerisinde döndüğü aklına gelmeyecek bile. Çok rahat bir şekilde kullanabileceksin. Sınıflarda da yine aynısı. Bu sefer şu ana kadar hiç biz double gibi, int gibi tipler yazmadık. Biz kullandık ama yazmadık. Object oriented dillerle bu gibi kapsüllenmiş, güzel kapsüllenmiş tipler, sınıflar yazmaya başlıyoruz. Kendi integer'ınızı, kendi double'ınızı yazmaya çalışın. Mesela bazıları için şey çok sıkıntı.